Selamlar. DIY Queen'iniz online, yine evde yapabileceğiniz ama yapmasanız da olur bir şeyle karşınızdayım. Öncelikle hasta oldum. Evet, koronavirüs varken hasta oldum. Bayağı bademciklerim iltihaplı, o yüzden böyle sesim garip çıkıyorsa, tipim bir garipse bunun için kusura bakmayın. Birdenbire bademciklerim iltihaplandı ve dünden beri işte antibiyotik, vitamin, Imumax, aklınıza gelecek her şeyi uyguluyorum ve kendimi aslında iyi hissediyorum. Ama sadece birazcık böyle yutkunurken zorlanıyorum. Dün çok daha kötüydüm, şimdi daha iyiyim. Covid falan değilim, sadece bademciklerim iltihaplandı. Bu videoyu niye hastayken çekmek istedim? Çünkü hasta psikolojisine girip daha fazla kendimi düşürmek istemedim. Yok, halsiz, enerjisiz hissetmiyorum zaten. Dedim ki video çekeyim, hastalık psikolojisinden birazcık kurtulayım. Böyle bayağı parafini ham bir şekilde alıp benmari usulü eritip içine işte esans, renk koyarak kendiniz sıfırdan bir mum da yapabilirsiniz. Ben hem bunu göstereceğim hem de evdeki lüzumsuz mumlarınızı nasıl değerlendirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle benim daha önce yaptığım şöyle. Aşırı güzel çilek esansı koymuşum belli ki ve hatta o kadar koymuşum ki yağları yanlardan fışkırmış. Bunu eriteceğim. Benim bu evde mum yapma sevdam muma çok fazla para verdiğimi fark ettikten sonra başladı. Evde yani 30 tane falan mumum var. Çok nadir yakmaya kıyabiliyorum ve çok pahalılar. Güzel mumlar özellikle çok pahalı. Ben dedim ki ben mumu niye evde yapmıyorum? Çünkü biliyorsunuz benim genellikle her şeyle alakalı çıkış noktam bu oluyor. Kalıcı ojede de olduğu gibi ya da cilt bakımında da olduğu gibi. Çok güzel mumların da çok güzel kavanozları oluyor. Onlar da böyle çöpe gitsin istemiyorum. Bir de böyle diplerinde de mumlar kalıyor. Ya dedim ben bu mumları değerlendireyim. Hem kavanozların içine yeni mum yapmayacağım olurum. Hem de dibine kalan mumları sıyırıp ısıtıp, daha doğrusu eritip yeni mumlar yaparım diye düşündüm. Sonra böyle başladım. Dünyanın en basit şeyi bu arada mum yapmak. Yani birazdan göreceksiniz zaten. Evdeki dediğim gibi böyle diplerde kalmış mumları falan da biriktirerek çok rahat bir şekilde mum yaparsınız. Malzemeleri baştan bir sıralayayım size. Dediğim gibi parafin, yarım kilo, bir kilo, iki kilo ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar alabilirsiniz. Şu esanslardan bin bir çeşidi var. Hangi kokuyu seviyorsanız yine ona göre alabilirsiniz. Ve tabii ki fitil. Şöyle hazırları var bunların. Bu ismini bilmediğim şeylere takılı halde. Şöyle dışı mumlu olanlardan var. Ben bunu yurt dışından almıştım. Ya da böyle olmayanlardan var. Bunu da sanırım geçenlerde hepsi buradan falan aldım. Ortası delik spatulalar. Ne işe yarıyor diyecekseniz, mumu yaptıktan sonra fitilin dik durması gerekiyor mumun kuruduğu esnada. O yüzden bunu böyle fitilin ucunu buradan geçiriyorsunuz. Mum o şekilde, mumun fitili o şekilde kuruyana kadar dik kalıyor. Öbür türlü içine düşme ihtimali var. Ondan sonra tekrar eritip tekrar mumu yapmanız gerekir. O yüzden bu birazcık önemli. Ya da böyle spatula gibi bir şeyiniz varsa ortasını delerek de gayet rahat bir şekilde bunu elde edebilirsiniz. Benim şu an eksik olan bir tane malzemem var. Pastel boya. Şu an arkadaşımda kaldığım için pastel boya getirmeyi unutmuşum ve pastel boya burada da yok. O yüzden ben açıkçası bu eski mumlardan mumuma renk vereceğim. Öbür türlü bayağı hani düz beyaz bir mumum olacak. Siz dediğim gibi böyle birazcık kazırsanız o pastel boyadan hangi renk istiyorsanız çok güzel renkler elde edebiliyorsunuz. Mum boyaları da satılıyor ama hiç gerek yok ona para vermenize. Öncelikle bir tencerede su kaynatmanız gerekiyor. Bayağı normal musluk suyunu kaynatabilirsiniz. Benim şöyle bir tane mum yapmak için feda ettiğim bir tencerem var. Bunu kaynayan sulu tencerenin üstüne koyuyorum. Bunun üstüne mumu, parafini artık neyi ekliyorsam ekliyorum. Ondan sonra da erimesini bekliyorum. Tamamen aslında olay bundan ibaret. Şimdi gelin size nasıl yaptığımı göstereyim. Videonun bundan sonrası biraz sütlü mutfak videosu gibi olacak. Ben çok fazla gözükmeyeceğim muhtemelen size işlemi göstermek istediğim için. Şimdi ilk etapta direkt böyle bir mumu eriteceğim için, yani direkt parafini bu tencerenin içine atmayacağım için kaynayan suyun bir kısmını aldım ve direkt başka bir ocakta bunu kaynatıyorum. Kavanozun içinde bunu eritip ondan sonra suyu döküp tekrar bunun içindeki parafini buraya ekleyeceğim. Birazcık karışık anlattım ama birazdan göreceksiniz zaten nasıl olacağını. Şimdi bunu birazcık erimeye bırakıyorum bunun içinde. Şimdi bu erimiş parafini kaşıkla kanırtarak alanı da içine koymaya çalışıyorum. Şimdi bu eriyen mumun içine bu kalan mumu da koyuyorum. Çünkü renkleri zaten çok benziyor. O yüzden çok sırıtmayacaktır. Vallahi bu parçayı böyle koyuyorum. Çünkü elimi kestim. Daha fazla uğraşmak istemedim. Bunlar şöyle bir erisin. Şöyle karıştırabilirsiniz. Neredeyse bitmek üzere derken. Gerçi çok da bitmek üzere değil. Daha önce yaptığım mumun tabii tamamı eridiği için içindeki fitili mitili hep dışarı çıktı. Onu bu esnada almanız lazım.
Bakın buradan eski mumun fitilini hemen ayıklayın, çöpe atın. Şimdi o süreç orada devam ederken biz mumumuzu hangi kaseye koyacağımıza bir karar verelim. Ben şunu seçtim ilk etapta. Şu hazır fitilimi çıkarıyorum. Bir bakıyorum acaba yetiyor mu diye, ki baya baya yetiyor yani. Şimdi bunu bunun içine koydum. Şöyle bir bastırıyorum önce. Ondan sonra boy veriyoruz. Yani şöyle tutuyorum ve zaten epey bir görüyorsunuz fazlalık kalıyor. Bunu boy verdirdiğinizde bu bunu geçiyorsa bu okeydir. Buranın ucunu şu an eriyen muma batırıp da buraya yapıştırabilirsiniz. Silikon tabancanız varsa silikon tabancasıyla da yapabilirsiniz. Bende silikon tabancası olduğu için şunun dibine şöyle bir silikon tabancasıyla bir ateş ediyorum. Şunu böyle bırakıyorum. Bu şekilde kurusun. Ondan sonra zaten parafinimiz tamamen eridiğinde içine esansını, rengini vesairesini artık siz kafanıza göre ekleyip bunu direkt döktüğünüzde soğumaya bırakıyorsunuz ve mumunuz zaten oluyor. Bu arada bunun ucunu da atıyorum kestikten sonra şunlardan birine geçirip ikinci bir fitil olarak da kullanabilirsiniz. Yani ziyan etmenize de gerek yok. Şöyle tatlıcılardan sipariş verdiğiniz tatlılardan sonra bunu güzel yiyorsunuz. Makineye atıyorsunuz. Bunlar size sonra çok güzel mum kavanozu oluyor. Bunu da dibine hemen bir silikon sıkıyorum. Sonra bunu yapıştırıyorum. Yine şöyle spatula ile bir güzel bastırıyorum. Ortalamaya dikkat edin. Ben tam edemedim. Hah, şimdi daha ortalı gibi oldu. Sonra yine şunun ucunu şuradan geçiriyorum. Evet, bu da ikinci mum kavanozumuz. Zaten muhtemelen bu ikisi şu anki karışıma yetecek gibi duruyor. Şimdi bu sırada mesela şunu göstereyim size. Bunu yine Primark'tan mı bir yerden almıştım. Çok güzel tütün kokuyor ve bunun dibinde birazcık mum kalmış. Ben bunu böyle hiç kullanmadığım bir bıçağı heba ederek şöyle dibini kazıdım. Ve yine çok kokusu benzeyen H&M'den aldığım şöyle bir mumum vardı. Bu ikisi de siyah. Bunu da bunun içine kazımıştım. Döküyorum. Bunların kaseleri de çok şık. Hani sonrasında kullanırız. Bakın bunu da içinden fitili çıktı. Bunu da hemen çöpe atabilirsiniz. Eski mumumla parafin tamamen eridi. Ama bence bu ikisine yetmeyecek gibi gözüküyor. O yüzden önceliğimi şuna yapmaktan yana kullanıyorum. Şimdi ilk etapta şunu bir doldurmaya çalışalım. Bakalım ne kadarına dolacak. Şöyle yavaş yavaş dökmeye başlıyorum. Şu kadarı doldu. Bu buna ancak yetecek gibi gözüküyor. Bu kadarcık parafinim kaldı. Şimdi şöyle yapacağım. Bu kalan parafinin içine ekstra parafin ekleyeceğim. Bunun dibinde çok az renkli parafin kaldığı için bunu eklediğimde bunun rengi biraz daha şeftaliye benzeyecek. O yüzden ben bunun içine gidip bir de ekstra şeftali esansı ekleyeceğim. Bence çok güzel kokacak. Bu zaten normalde hali hazırda çilek kokuyor. Bu çilekli olacak, bu şeftalili olacak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu eritmeye yolluyorum. İkinci planımda da şu ikisini doldurmak var. Bunların dibindeki o güzel kokulu mumları asla çöpe atmayacağım ve kullanacağım. Üstüne şunun içinden çıkan 3 farklı renge sahip şöyle karışık bir mum karışımım var. Siyah, sarı, yeşil, beyaz, artık bunların hepsini karıştıracağız. Ekstra parafin ekleyeceğiz. Hatta şunları şöyle koyayım. Bundan da 2 tane şunu dolduracak kadar mum çıkartmayı planlıyorum. Fazla olursa bunun içine koyarız ya da bunun içine koyarız. Kavanozumuz bol zaten. Ya bu esansın tabii ki bir oluru vardır eminim ki. Ama ben çok fazla kokmasını çok sevdiğim için şu an bayağı bodoslama. Herhalde 25 damlayı falan geçtim. 30'a gidiyorum. Yani herhalde bir 40 damla falan damlattım. Yani şurasına geldim dolu bir esans şişesinin. Bu 10 cc'lik bir esans şişesi. Dökmeye başlıyorum. Şu kadarcık bir arttı. Ama rengi tam şeftali oldu, bakar mısınız? Bala göte yaptığım şeyin aşırı güzel olması. Kalan mumu şunun içine dökmeye karar verdim. Çünkü elimdeki en küçük mum kasesi bu. Birazcık öbüründen buna ekleme yaptım. Ve neredeyse tamamen yetti diyebilirim. İlki şu da minik, ikincisi. Bunlar tam yetti ve inanılmaz güzel şeftali kokuyorlar. Şimdi gelelim son mumlarımıza. Bunun rengiyle alakalı bu arada hiçbir öngörüm yok. Rezalet bir şey de çıkabilir. Şunun için çok küçük bir fitil yeterli olacak. O yüzden şunun ucundan ben bu fitili koparmak istiyorum.
Bunun içine şöyle yerleştireceğim ve çok rahat bir şekilde oluyor, görüyorsunuz zaten. Önceden satın almış olduğumuz bu fitil uçlarının dibine şunu takıyorum. Neden beni netlemiyorsun? Artık netle beni ya. Penseyle bu fitili buraya şöyle sıkıştırıyoruz. Aynen. Çok da bastırmayın, kırmayın. Şöyle. Şimdi bu parafin mum karışımı erimiş. Beklediğimden az çıktığı için şöyle evde bulduğum yine o daha demin erittiğim yeşil mumun çok az kullanılmış halini buldum. Onu da bunun içine atıyorum. Bu da erisin. Çünkü bu iki kavanoza bu mum yetmeyecek belli ki. Rengi de çok güzel bir koyu yeşil olmuş. Ve çam kokacağı için aşırı uyumlu olacak. Rossmann'da satılan Rival de Loup markasını şöyle bir simine almıştım. Rengi de 03 Silver Quest. Biraz fazla döktüm galiba ama olsun. Fazla sim göz çıkarmaz. Sibelcan selam tekrardan. Ben son mumları dökerken ortalığı öyle bir batırdım ki çekemedim. Ama esansını ekledim, çam esansını. Sonra güzelce bir karıştırdım. Bunların içine döktüm. Rengi inanılmaz oldu. Kokusuyla birlikte aşırı uyumlu oldu. Çok mutluyum. Birazcık yeşil parafinden kaldığı için de böyle saçma sapan bir şey yaptığı için dayanamadım. Onu da gittim şeftalinin üstüne koydum birazcık ama bu kokusuz haliydi. O yüzden hani hem çam hem de şeftali kokmayacak. Ha, bu arada yani siz böyle şeyler de yapabilirsiniz. Renkli renkli mumları biraz ondan döküp sonra biraz ondan döküp bayağı böyle güzel gökkuşağı renkleri ya da kafanıza göre yapabilirsiniz. İlk yaptığımız çilekli mum neredeyse dondu. Yani bu bir saat sonra falan yakılabilir hale gelir. Şeftali mum da bayağı bir dondu. Ben rengine ve kokusuna bayıldım. Kenarlardaki parafinleri şöyle tırnağınızla yok ederek daha düzgün gözükmesini sağlayabilirsiniz yaptığınız mumların. Ben mumu dökerken tabii birazcık haşırt diye döktüğüm için bu kenarda parafin kalmış. Bunu zaten gösterdim. Bu da şeftalili ve üstünde hafif yeşil bir saçmalık var. Bakın en son yaptığımız mumlarda böyle. Simleri şu an çok fazla gözükmüyor ama donduktan sonra daha çok ortaya çıkıyorlar. Bu arada bu fitiller böyle artık oynamayacak hale geldiğinde bu spotları çıkartabilirsiniz. Sonrasında tekrar tekrar zaten bunları kullanabilirsiniz. Bunların esansının fazla olup olmadığını bunlar donduktan ve siz yaktıktan sonra ancak anlayabilirsiniz. Ama ben şu an buradan aldığım kokuya göre çok fazla olmadığını düşünüyorum. O yüzden hani böyle iki muma 20'şer damla gibi bir oran tutturabilirsiniz kendiniz. Ya da yani bütün esans şişesini boşaltabilirsiniz. Ya böyle çilek gibi, vanilya gibi bayan kokular olmadığı sürece fresh kokuları bence abartabilirsiniz. Yani esansları daha doğrusu. Siz evde mum yapıyor musunuz? Yapıyorsanız benden farklı yaptığınız ve bak Zeynep şunu yaparsan daha iyi olur dediğiniz bir şey var mı? Aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü mesela benim şöyle bir problemim var. Yaptığım mumun ortası böyle hafif bir çöküyor. Ben buna henüz bir çözüm bulamadım. Eğer ki buna çözümünüz varsa aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Benim evde mum yapma bilgim bu kadar. Sizleri öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.